Söz sırası Tunceli Milletvekili Alican Önlü'ye ait. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, konuşmama başlamadan önce sevgili Figen Yüksekdağ ve Selahattin Demirtaş şahsında tüm rehin tutulan ve parti çalışanlarımızı, seçilmişlerimizi, devrimci tutsakları ve halklarımızı saygıyla selamlıyorum. Değerli milletvekilleri, bugün siyasi soykırımın, kayyum gaspının, rehine politikalarının planlayan ve örgütleyen Milli Güvenlik Kurulu bütçesi hakkında Halkların Demokratik Partisi adına söz almış bulunmaktayım. Kurulu saygıyla selamlıyorum. Milli Güvenlik Kurulu tekçi, inkarcı, itaat ve terakki anlayışının ruhunu günümüze taşıyan, bugünün çok kültürlü, çok kimlikli yapısı üzerinde vesayet kurumudur. Bugün yaşadığımız siyaset kaosunu, toplumsal kutuplaşmayı, halklar ve inançlar üzerindeki inkarın en önemli kurumudur. Ülkeye kötülük eken, onun harcıyla siyaset kurumunu şekillendiren, demokrasinin gelişmesini engelleyen ve toplumun aydınlık geleceği üzerinde ipotek kurumudur. 1924 Anayasası'yla yönünü tekçi, merkeziyetçi ve asimilasyoncu bir hata çeviren kurucu iktidar, bu tekçiliği muhafaza ve korumak için 1933 yılında Yüksek Müdafaa Meclisi'ni kurarak bugünkü Milli Güvenlik Kurulu'nun temelini atmıştır. 1933-1949 yılları arasında, tarihleri arasında Milli Savunma Yüksek Kurulu olan kurul, Türkiye'yi baskı rejimine ve kardeş kavgasına götürdüğü gerekçesiyle 1960 darbesini planlar ve henüz emekleme döneminde olan demokrasiyi sekteye uğratarak o dönemin başbakanı ve arkadaşların idamın yolunu açmıştır. Bugün 17 Aralık aynı zamanda Kürt aydınları Abi Musa'ların, Canip Yıldırım'ların, Doktor Şivan'ların tutuklandığı 49'lar davasında tarihi günüdür. Kürt aydınları daha o dönemde askeri vesayetli hedefine alarak o dönemden Kürt mücadelesinin sekteye uğratması engellenmiştir. Bugün NATO üyeliği sonrasında komünizmle mücadele adı altında hukuk dışı yapıları oluşturmuş, desteklemiş ve kaos ortamını yaratmıştır. Bütün devrimcileri, aydınları ve muhalifleri düşmanlaştırmıştır. Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceği ağır bir tehlike altındadır denilerek 68 devrimci muhalefeti bastırmış ve 12 Mart 1971 darbesiyle devrimci önderler idam edilmiştir. Yine bu kurulun yarattığı kaos ortamıyla 1977 1 Mayıs'ında Taksim'de 34 emekçiyi, Maraş ve Çorum'da yüzlerce Alevi katledilmiştir. Bu katliamlarla 1980 darbesinin zemini oluşturulmuştur. Darbe mekanizmasıyla 1971-1980 arasında 9 seçilmiş iktidar tasfiye edilmiştir. Bütün bu darbelerle ülkede neredeyse her 10 yılda bir topluma gerçek iktidarın kim olduğu gösterilmiştir. 1980 darbesiyle Türkiye sol ve Kürt devrimcileri başta olmak üzere toplumsal muhalefeti Diyarbakır, Mamak, Metris cezaevlerinde en acımasız yöntemlerle sindirmeye çalışmıştır. Bu kurula göre ülkede çallık temizlenmiş, artık tek düşman kalmıştı. O da bütün baskı ve sindirmelere karşı boyun eğmeyen, hiçbir şekilde biat etmeyen, demokratik ve ortak vatanda eşit yurttaşlık isteyen Kürtlerdi. Bundan dolayı Milli Güvenlik Kurulu siyaset belgesini Kürt düşmanlığı üzerinden yeniden güncellemiştir. Türkiye'nin gerçek anayasası olarak kabul edilen bu kırmızı ana kitapçıkla 1990'larda Kürt köyleri yakıldı, konti gerilla faaliyetlerle 17 bin faili meçhul cinayet işlendi, Alevilerin toplumsal talebi ise Sivas katliamıyla bastırılmaya çalışıldı. Aynı zamanda toplumsal nüfus mühendisliğinde görev edinen bu Milli Güvenlik Kurulu 12 Aralık 1996 yılında toplantısında Kürt nüfus artışını gündemine alarak bunu engellemenin yollarını tartışmıştır. 28 Şubat bu derin yapı yüzünü bir kez daha göstererek seçilmiş bir iktidarı değiştirmiştir.
Postmodern darbe olarak da tarihte yerini alan bu darbe, başta dindar kesime karşı başörtü yasağı gibi ayrımcı uygulamalarla insan hakları ihlallerine imza atmıştır. Anayasal kurumlar yetkilerini anayasadan alırken meşruiyetini ise halktan alır. Askeri vesayet kurumu olan Milli Güvenlik Kurulu kurulduğu günden bu yana anayasal görevleri dışında hareket etmiştir. Kendini anayasanın üstünde gören Milli Güvenlik Kurulu demokrasi kesintiye uğratarak, seçilmiş iktidarları düşürerek, partileri kapatarak, halkları ve inançları, muhalifleri düşmanlaştırarak toplumsal kaosu yaratmıştır. Kaos ve karmaşa adeta bu kurulu için temel değişmez bir strateji olmuş, yönetsel bir aygıta dönüşmüştür. 2002 yılında iktidara gelen AKP, Kürt ve Alevi sorununu, demokrasi ve insan hakları ihlallerini ve ekonomik bunalımların sorumlusu olan bu askeri vesayet kurumunu sonlandıracağını sözünü vermiştir. Türkiye halkları bu söze değer biçerek demokrasiye, hakka, hukuka, insan hakları talebiyle AKP'yi iktidara taşımıştır. 1999-2004 tarihleri arasında ateşkes kararının getirmiş olduğu çatışmasızlık ortamı Kürt sorunu demokratik çözüm zemini yaratmış ve beraberinde çözüm sürecini getirmiştir. Erdoğan, Türkiye halkları için tarihsel önemi olan çözüm süreci için 28 Şubat 2015 tarihinde "bu hasretle beklediğimiz bir çağrıdır" açıklamasını yapmıştır. Ancak aynı Erdoğan 24 Nisan 2016'da Dolmabahçe mutabakatını inkar etmiş ve çözüm masasını devirmiştir. Oysa Sayın Öcalan 28 Şubat darbesinin yıl dönümünde açıklamasını istediği Dolmabahçe mutabakatın ruh itibariyle zaten darbe ve askeri vesayete karşı demokrasiyi yaşatacak bir mutabakattı. Erdoğan Milli Güvenlik Kurulu ile yaptığı ittifakla bu süreci sonlandırarak aslında Türkiye halkların yıllarca özlemini duyduğu barış ve çözüm umudunu kendi kişisel iktidarı için kurban etmiştir. Bir başka dönüm noktası da Ekim 2014 Milli Güvenlik Kurulu toplantısıdır. Türkiye tarihinin en uzun Milli Güvenlik Kurulu toplantısı çöktürme planı adı altında son 5 yıldır yaşadığımız büyük yıkımları planlamıştır. Seçilmişlerin muhatap alınmaması, partimizin itibarsızlaştırılması, özgür basın kurumları ve muhalif medyanın susturulması, 15 bin insanın ölümü, 8 bin insanın yaralanmasına, 7 bin insanın tutuklanması, 30 bin insanın göç ettirilmesine, kentlerin yıkımı, kayyumların gaspı, Kürtlerle ortak mücadele edecek güçlerin sindirilmesi hedeflenmiştir. Bu yıkım planı temel bir strateji olarak devreye sokulmuş ve hala devam etmektedir. Çöktürme planıyla sadece Kürtler değil, Aleviler, kadınlar, gençler, doğa, ekonomi, bilim ve sanat da çöktürülmek istenmiştir. Çöktürme planı 2013 yılında Sayın Öcalan'ın Diyarbakır Nevruzu'ndaki mesajına karşı geliştirilmiştir. Yeni barış eli, yani barış eline ve çözüm umuduna çöktürme planı ile karşılık verilmiştir. Tek bir insanın dahi burnunun kanamadığı çözüm süreci çöktürme planı ile sonuçlandırarak bugün toplumsal yıkımın taşları örülmüştür. Darbe mekaniğinin ürünü olan çöktürme planı sonrasında askeri zırh yasası getirilip ve bu planı uygulayıcıları olan asker, polis ve memurlar için yargıya gizli genelgeler yollanmıştır. Çözüm süreci rafa kaldırılarak 15 Temmuz darbesinin altyapısı oluşturuldu. Bu da 20 Temmuz OHAL darbesinin zemini yapıldı. Yürütülen rehin politikaları, dokunulmazlıkların kaldırılması, belediyelerin gasp edilmesi, muhalif kurumların kapatılması, KYK'larla binlerce emekçinin işinden atılması, basının susturulması, işgal ve ilhak girişimleri iktidarın ve bu kurulun ortak planıdır. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, ancak şunu unutmamak gerekir ki bu demokrasi karşıtı militarist yapıdan söz ederken ortaklarından söz etmemek olmaz. Askeri vesayeti sonlandıracağı söylemiyle iktidara gelenler bugün bu vesayeti saraya taşımıştır.
Milli Güvenlik Kurulu sivilleştireceğiz diye yola çıkanlar bunu saraylaştırmıştır. Milli Güvenlik Kurulu artık bir saray kurumudur. Sarayda Milli Güvenlik Kurulu Milli Güvenlik Kurulu olmadan varlığını sürdürmeyeceğini de biliyor. İşte bu yüzden AKP militarist vesayeti kaldıracağını derken siyasi parti özelliğini kaybederek kendisi bizzati vesayet kurumuna dönüşmüştür. Bu parlamentoda demokrasi karşıtı bu kurulun bütçesini değil kapatılmasını konuşmalıyız. Yargı da bu kurulun tüm hukuksuzlarını yargılamalı ve geçmişinde bütçesini tartıştığımız ne saray halkın sarayıdır ne de Milli Güvenlik Kurulu anayasal bir kurumdur. Bu yüzden Halkların Demokratik Partisi olarak gücünü anayasadan almayan, aksine anayasayı sistematik bir şekilde ihlal eden, topluma tekçi gömleği giydirmek isteyen bu kurulun kendisine ve bütçesine hayır diyoruz. Hepinizi tekrar saygıyla selamlıyorum.